Hoş geldin Ferdi, gel. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldin. Aslında tanımadı ama... He. O günkü olayda aynı kışlık kıyafetle beraber geldim ama... Umarım tanır diye de. Yok, ben seni daha şimdi görüyorum. İlk defa görüyorum ben zaten. Seni. Tanıyorum diyemezsiniz zaten. Yani dolandırılırken üzerinde ben bu kıyafetten var. Aynı kıyafetlerle geldim. Aynı kıyafetlerle geldim. Seni ben. Tanısın diye. He he. Aynı mont, aynı aynen, mont. Aynen. Sabahtan da zaten içeride maalesef terliyorum tanımıyorum. Ben. He? Tanımıyorum Müge Hanım. Tanımıyorsun. Tanımıyorum. Ama gel, biraz şöyle şimdi sıkışacağız. Şöyle gelelim. Gel, gel otur Ferdi'ciğim. Hoş geldin. Teşekkürler. Altınlarımı da lütfen geri öyle toplayayım. Buyurun efendim. Yani. Buyurun. Heh. Ferdi, kaç lira dolandırıldın? 30 bin. 30 bin? Hı hı. Neyin karşılığında, nerede, ne zaman? Ya bunlarla beraber çalışan Mehmet diye bir isimli işte. Ya bunlar sözde kelepir bir ev yokmuşlar işte. Kelepir evin içinden 1347 adet bu altından çıkmış işte. Bunlarla beraber bir de kılınç bulmuşlar. Bunları getiren sen misin? Evet, Manisa'dan alınanlar bunlar. Hani dün söylemiştim Manisa'dan. Ferdi Bey'in söylediği altınlar, tamam. Ondan sonra bunlar da korkuyorlarmış yani. Kadın da yani korkuyormuş bunu başkaları duymasın diye. Yani Bilal Bey de gördüğü vakit herhalde yani ilk kazıdığı vakit küpü buluyor ya. Birden çarpılma falan bir şeyler oluyormuş herhalde. Kekelleme falan var ya. Ondan sonra ilk etaptaki gelen altınlar zaten şimdi numune olarak hadi şunun içinden al şunu götür koyunca göster demediler bana. Hı. Bandırdım çuvalın içine 3 tane geldi elime işte ikisini attım bir tanesini alıp götürdüm Manisa'ya. Turgutlu'dan Manisa'ya geçtim. Şimdi bakın bu çok güzel bir hikaye. Bunun nasıl olduğunu uzun yıllarını bu dolandırıcılık işlerine adayan ama artık tövbe eden eski dolandırıcı diyeyim anlattı. Yani şimdi mesela insanların kafasında şu var. Şimdi gösteriyorlar bunu. Diyorlar ki burada bir sürü altın var. Senin içinden bir tane seç diyorlar. Sen de gerçekten bir tanesini seçiyorsun. Evet. Sonra bunu kuyumcuya götürüyorsun. Kuyumcu da diyor ki evet bu altın alabilirsin diyor. Şimdi diyor ki bütün dolandırılanlar ya kardeşim bana bir tane vermediler ki. Ben içinden seçtim. Benim içinden seçtiğim altın çıktığına göre hepsi altın diyor. Fakat işte nasıl o çekildiğinde altın çıkıyor da size anlatacak eski dolandırıcı. Evet. Şimdi şöyle bir şey, hani dediğim gibi numune olarak bir tane vermediler zaten. Çuvalın içini bayağı bir karıştırdım yani. Sen de bir tane çektin. Karıştırdım, 3 tane elime geldi. Birini aldım, Manisa'ya gittim ben. Şimdi işte o nasıl altın çıktığı anlatacak az sonra dolandırıcı, itiraf edecek. Manisa'ya gittim işte, gösterdim. Bana dediler ki bu sirke değil dediler. Bunlar sirke dediler. Hani sirke, sirke dediler bunlar. Sirke değilmiş, azir altınmış bu. Hı. Adet olarak 945 mi, 930 lira falan alıyorlarmış ama koyumcuk kadarını alamıyormuş. Ondan sonra tekrardan geri döndük. Mehmet diye şahsın bir Fatih ya kardeşi varmış. Zaten biz Fatih'i gördük de Bilal Bey'i gördük zaten o şeyde. Peki Bilal Bey bu olayda ne? Yani onu Bilal Bey'i iki defa gördüm ben. İlk defa ilk etapta hani altınları alıp geldi nerede zaten. Nerede görmüştük? Söyler misiniz beni? Nerede? Bir kendini hatırlatır mısın? Çünkü Bilal Bey hatırlamadın diye. Bak. Hanımefendi. Seni benzetiyorlar çünkü diyor ki beni çünkü diyor şeyle mi benzetiyorlar diyor. Sinan'la. Sinan'a çok benziyor. Sinan'a... Sinan farklı, ben. Sinan farklı bir şahıs. Sinan farklı bir şahıs. Ama ona benziyor mu Bilal Bey'e? Yok. Hiçbir şey yok yani. Hani Selim sen Sinan Bey'i de tanıyorsun. Sinan'ın bir fotoğrafını görseniz ama... Görmedi mi? Sinan'ın bir fotoğrafını görseniz dersiniz aynı ben dersiniz. Ama şu an kendisi bulunamıyor. Çünkü bence aslında o aldığı paraları akıl hastanesinde falan değil o yani. Kimin nereye kaçtı? Kimin nereye kaçtı? Dolandırı, dolandırı. Yani akıl hastanesine denmesinin nedeni çünkü böyle işte altın buldu, çarpıldı yani, falan filan yani. Dediğiniz için evet. Yani. Milletin aklında da akıl yani. Hastanesinde kalıyor. Suçu da belki adam havaydı. Ki muhtemelen. Yani. Şimdi ben havaydı değil Bilal Bey, yani, Turgutlu. Turgutlu Devlet Hastanesi'nin hemen üst tarafında yani nasıl diyeyim inşaat şeklinde daha dış sıvası falan yapılmamış tuğla şeklinde iki kat arasında. Bilal Bey'in üzerinde kep vardı zaten, yeleği vardı. Hemen şöyle yeleğin arasından oraya gelip sözü geçtim. O Sinan dediğim kişi en çok öyle gezen bir kişi. Başındaki? Evet. Sırtında yelek. Yelek. Tamam ama işte. Ama o aslında da kışındı tabii. Ama 5 ay önceden işte senin de bu altın işini anlattığın ve kaçırıldığını işte söylediğin, bu işleri yaptığını söyleyen Sinan işte. Sinan işte. Tamam işte sen de yani işin içindesin işte. Ama bu... Senin için de ben değilim yani. Mağdur olan benim bu işin içinde. Mağdur asıl olan. Işin, asıl işi yapan onlar, benim ismimi de kullanıp da lekeleyen de onlar.